Zeybek. Buyurun. Efendim? Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Zeybek. Yeniden açalım. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Bakan, Kanal İstanbul adında çılgın bir projeniz var. 136 bin dönüm tarım alanını, 13 bin dönüm mera alanını yok olacak. 200 bin ağaç, 33 milyon metreküp yıllık su kaybı yaşanacak. Yapılan planda konut alanları 36.453 hektarlık bir alan ayrılacak. 3. köprü ve 3. havalimanı için ayrılan alanın bile 4 katından daha fazla bir alandan bahsediyoruz. Yapılacak konut alanları ile birlikte tarım alanlarının %60'ı yapılaşmaya açılacaktır. Projenin yatırım bedeli 75 milyar açıkladınız. Ulaştırma Bakanlığı 118 milyar gösterdi. Bize göre en az tutar 200 milyardır. Kanal çevresinde 1 milyonluk bir yerleşim yeri ortaya çıkacak. Kanal İstanbul, İstanbul havaalanının yaşayabilmesi için yapılan bir imar projesidir. İstanbul, yaşanabilecek bir şehir olmaktan çıkarılmış, kısa vadeli ekonomik ve siyasi çıkarlar adına tüm yaşamsal, kültürel ve tarihsel varlıklarıyla küresel yağmanın hizmetine sunulmuştur. Kamulaştırma yapılması, bölgede yaşayan insanların geçim kaynaklarının yok edilmesi anlamına gelmektedir. Kanal İstanbul projesini toplumun sadece 1/3'ü desteklerken 15-30 yaş grubundaki gençlerin %98'i deprem tedbirlerinin alınmasının daha öncelikli bir karar olduğunu düşünmektedir. Sayın milletvekilleri, yeraltı su kaynaklarımız tehlike altındadır. İstanbul su ihtiyacının %29'unu karşılayan Terkoz ve Sazlıdere barajlarımız su kaynaklarının yok edilmesiyle su yönetimi felaketle karşı karşıya kalacaktır. Kısaca Kanal İstanbul bir emlak ve rant projesidir. Reel ücretlerin enflasyon karşısında eridiği, hane halkı borçlarının son 20 yılda onlarca kat arttığı, işsizliğin giderek tırmandığı, pandemi ile ekonomik buhran yaşayan Türkiye'de Kanal İstanbul ve bunun bedelini Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş kadar ağır olacaktır. Dünyanın tatlı su kaynaklarının üzerine titrediği, herkes için sağlıklı ve ucuz gıdaya erişebilme konusunda yeni yöntemler aradığı bir dönemde geri getirilemeyecek olan tarım, mera, sulak alanlarımız ve orman alanlarımızın üzerinde hafriyat kamyonlarınız geçireceksiniz. Kanalın özellikle Küçükçekmece ve Marmara arasındaki kısmı en zayıf halkayı oluşturmaktadır. Burası depremde en az 9 şiddetinde etkilenecektir. Yağma projeciliği ve ulus ötesi borçlanmaya dayanan bir finansman modelinin öne çıkarıldığı Kanal İstanbul projesi iktidarın ideolojik olarak çıkmaza girdiğinin temel bir göstergesidir. Bilimsel çalışmalar önümüzdeki 30 yıl içinde 7 ve üzeri büyüklükteki bir deprem olma olasılığını %65 gösteriyor. Her geçen yıl bu risk daha da artmaktadır. Kanal İstanbul için tüketilecek kaynaklarla İstanbul depreme ilişkin yıkım ve can kaybı risklerini büyük ölçüde azaltarak deprem karşılığında güvenli bir kent kimliğine kavuşturulabilir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm gayreti İstanbul'u depreme hazırlamak olmalıdır. Kanal İstanbul projesi için verilen finansman rakamlarıyla bile İstanbul'da en az 1,5 milyon konutun depreme karşı yenilenmesi mümkündür. Gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmak, yurttaşların insanca yaşayabileceği ücretlerle çalışmalarını sağlamak, eğitim ve sağlık gibi her hayati kamusal hizmetler üzerindeki piyasa baskısını azaltmak, küresel, kentsel hizmetleri daha ucuz ve kaliteli hale getirmek, doğayı korumak, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak, iklim krizine karşı önlemler almak yerine kamunun parasını Kanal İstanbul gibi bir projeye harcamak, toplumun genel faydasından ziyade bir avuç rantçıya yarar sağlayacağı ortadadır. Önceliklerimiz orman ve su havzalarını korumak, nüfusu sınırlandırmak, ulaşımı akıcı hale getirmek, çürük ve çarpık yapı stoğunu dönüştürerek İstanbul'u deprem ve iklim değişikliğine karşı hazırlamak olmalıdır. Ne diyoruz? Ya Kanal ya İstanbul. Sayın Bakan, Haliç Portu Fettah Tamimci'ye verdiniz. Katarlılarla ortak ettiniz.
Kemerburgaz'da 350 bin metrekare spor alanını imaraştınız. Söğütlü Çeşme Garı'nı bakan yardımcısının kardeşine AVM yapsın diye verdiniz. Maslak 1453 projesini 750 bin metrekare ihaleye çıktınız. 1 milyon 850 bin metrekare inşaat yaptırdınız. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na yandaşınıza peşkeş çektiniz. Veda bütçenizde deprem dönüşüm alanlarına bütçe ayırmadınız. Bağcılar'da Sağlık Bakanı'nın hastanesinin çevresini mahkemenin iptal kararına rağmen yeniden riskli alan ilan ettiniz. Üç bakan Dereli'de iş makinesinin kepçesine bindiniz. Bu yanlışı bir işçi yapsa kıdem tazminatı almaksızın iş hakkı feshedilirdi. Siz çıkıp toplumdan... Tamamlayın sözleriniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uygarlıklar ve kültür onu üreten toplumun yaşamından daha uzundur. Kültür çok geç oluşur, uzun ömürlüdür. Belki devletler, toplumlar çökebilir ama kültürler acımasız dünyada kendilerini büyük tutmasını bilir. Anadolu'da toprağın altında bulunan uzun ömürlü kültür ürünleridir. Coğrafyayı kendi doğal yapısı içindeki değerleri zedeleyecek bir noktaya getirme şansımız yoktur. Kültür öncelikli bir şehircilik anayasasına acil ihtiyaç vardır. Bireyin hemşeri olması, yurttaş olması, insan olması zordur. Saygın bir Türkiye istiyoruz, onurlu bir Türkiye istiyoruz. Bireyin, yandaşın ve sarayların çıkarlarını değil, halkın çıkarlarını önceleyen bir şehircilik anlayışı istiyoruz. Arkamızda, sırtımıza yüklediğimiz büyük bir birikim var. Büyük uygarlıkların sonuçları vardır. Burası binlerce yıllık Anadolu kültürünü yüreğinde özümsemiş, büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Murat Bakan, buyurun.